Bunu önlemek için bu bitkinin ihtiyacı nedir? 2 litrelik saksının su ihtiyacı bir bardak e, su. Ve de bunun büyüğü iki bardak. Daha büyüğü işte yarım litre. Buna göre ölçekli bir şekilde bitkilerimizi sularsak daha sağlıklı, daha hijyenik bitki elde etmiş oluruz. İkinci bir durum, mevsim itibariyle diyoruz. Yaz mevsimine girdiğimizden dolayı da bol bol yapraklı bitkileri genelde işte Zambiya olur, Difenbeki olur, Drasanya olur. Yani yaprakları, yaprak aksamı çok fazla olan bitkilerimizde sık sık haftada en az iki defa nemlendirir. Biz şu an sera bir ortamındayız. Şimdi ister istemez aklınıza geliyordur. Yani orada görünen bir bitki benim evimde niye böyle güzel olmuyor? Neden böyle görkemli, gür yapraklara sahip değil diye. E burası bir sera ortamı. Burada Bitkilerin ihtiyacı harfiyen uygulanıyor. İşte gününde suyu veriliyor, gününde nem oranı ayarlanıyor. Şurası sabit aşağı yukarı yüzde %75-80-85 oranında bir nem var bu serada. E dolayısıyla da ev ortamında bunu sağlayamıyoruz. E ne yapıyor? Bir de bu bitki burada bu ortama alıştığı zaman evimize geldiğinde ister istemez bu alışkan olduğu ortama... Mahrum kaldığından dolayı yaprağını dökecektir bir takım tepki olarak size bunları yansıtacaktır ama burada endişelenmeyin İşte atıyorum bir zambiya pek bu sıkıntıları size yaşatmaz ama diğer işte bu çok çok sık soru olarak gelen sorulardan birisi de. Benjamin bitkisi. Bu da çok yaprak ortam değiştirdiğinden dolayı yaprak tüküyor. E, dolayısıyla yaz mevsimi geldiğinde de siz bitkilerimiz artık e, bu tür aksamlı yaprak aksamlı olan bitkilerimizi balkon ve teraslarımıza rahatlıkla çıkarabiliriz. Çıkardığımız zaman da unutmayın direkt güneşe maruz kalacak şekilde bitki şey e, koymayın bir herhangi bir yere. Dolayısıyla direkt güneş ışını yansıdığı zaman yapraklarında ciddi anlamda yanmalar meydana gelecektir. Dolayısıyla da o yanıklar tekrar kapanmaz. Ta ki o bitkinin yaprağı dökülecek. Yeniden bir yaprak verecek. Bunlara maruz kalmamak için bitkiyi, iç mekan bitkilerini kuzey balkonlarında tutun. Yani aydınlık olsun ama direkt güneşe mutlaka yansıtmamanızı öneriyorum size. Bu şekilde de Zambiya bitkimizi tanıtmış olduk. Dediğim gibi buna az su veriyoruz. E, aşağı yukarı diğer bitkiler gibi Haftada iki defa değil de Yine haftada bir defada Olsun bitkinin yapraklarını Nemlendirin ki e, O almış olduğu suyu Yapraklarıyla kaybediyor Terleme yoluyla kaybediyor Bu eksikliğini de gidermiş olalım Evet Bu şekilde de zambiya bitkimizi Tanıtmış olduk Burada çoğumuzun evinde e, Olan yetiştirdiğimiz çok da severek yetiştirdiğimiz bitkimizden bahsedeceğiz. Aşk merdiveni. Bunun çok çok farklı e, cinsleri var. Halk dilinde aşk merdiveni olarak geçiyor. Ben de hep öyle diyorum. Çünkü e, latincesini bitkilerimizin kullanmak istemiyorum. Ki hani biz e, kendi öz vatanımızdaki, evet e, bu bitkilerin dünya üzerinde bir isimleri var illaki. Ama biz... Bunu kendi ülkemizin ismini... E, kullanaraktan anlatmış olalım. Eğreltigillerden olan çok çeşitleri olan çeşit olarak da işte sık yapraklı olan, kısa yapraklı olan ve bu şekilde büyüyebilen bir bitki. Bunu çok e, aslında nazik bir bitki, askılı şöyle bir askılı türü de var biliyorsunuz. Askılı e, olarak yetişmeyi çok çok seven bir bitki. Çünkü e, Şurada size tanıtayım. Bunun kılcal kökleri var. Gördüğünüz gibi bakınız o kadar öyle toprakla bütünleşmiş ki diğer bitkiler gibi birden dağılmıyor. Yani rahatlıkla bakınız çıkardık. Hiç de dağılma göstermiyor. Çok kılcal bir kökleri var. İşte zambaya benzer ama bunun da kesinlikle ee, toprağının kurutulmaması gerekiyor. Kuruttuğunuz zaman bitkinizin şuralarından saralmaya başlayacaktır. Şimdi hani bunun yap, toprağını e, sürekli nemli tutalım diyoruz. Ama sürekli de nemli derken yani böyle e, bir adeta kovanın içinde suyun içinde durur gibi olmayacak. İki günde bir bunun. E, toprağını nemlendirmemiz gerekiyor, ıslatmamız gerekiyor, sulamamız gerekiyor ki nemi kaybet. Çünkü çok kılcal bir kökler var. Dolayısıyla bu kökler eğer ki biz susuz bıraktığımız zaman hepsi bir şoka giriyor. Dolayısıyla da her kök burada yukarıda belli bir sürgünü besliyor, geliştiriyor. Bunlar burada kuru kalıp zarar gördüğü zaman e, ne yapacak? Buraya işte e, ne bileyim elektrik yetmeyecek, e, su yetmeyecek buna benzer bir Hadise olacak dolayısıyla da burada bir e, bozukluk meydana gelecek. Onun için fazla güneşi sevmeyen gölge kısımlarda yetişen bir bitkimiz ve askılı olarak şu biçimde e, olmasını çok seven bir bitkimiz yani çok da fazla teması e, teması sevmeyen yani e, sürekli e, işte ne bileyim bir ortama... Koyduğumuz zaman bu bitkimiz işte yanından sağından solundan gelip geçerken de fazla yapraklarına değdiğimiz zaman da e, hırpalanan ve deforme olan bir bitki. Bunun da ihtiyacı dediğimiz gibi e, çok nemli bir ortamda e, kalması. Fazla güneşi sevmeyecek, gölge kısımları seviyor ve dolayısıyla da e, bu bitkimizin yapraklarını yine nemlendiriyoruz. Artı bu bitkimizin çoğalma konusunda yapacağınız uygulamalardan birisi ayırma yöntemiyle yapabiliyoruz. Bir de bunların e, belki ki zannediyorum anlatmıştık bu konuyu ama yine de size bu bitkinin hakkında bilgi vermişken bunun tohumlarıyla da hakkında bilgi verelim. Spot dediğimiz tohum oluşturan eee kameramanım yakından gösterirse şu alt kısımlarda kahverengi bir dokular oluşur. Bu da genelde çok ergin olan yani biraz daha yaşlanmış bitkilerde bu tohumlaşma söz konusu olur ve biz bunlara spot deriz. Kahverengi yani kahve büyüklüğünde de buna benzer hani ütülmemiş kahve gibi. Burada spotlar olur. Bunlar olgunlaştığı zaman da kendiliğinden patlarlar ve tohumlarını dökerler. E, buradan bunun tohumunu elde etmek için eğer ki çok uzun süredir bir e, aşk merdiveni evinizde beslemişseniz belki bunlardan oluştuğunu eğer ki gözlemlemişseniz bunu ne yapıyoruz? O tohumları alabilmemiz için şurada e, şöyle bir teknik gördüğünüz gibi işte şöyle kaldırayım. Altına büyük bir saksı koyuyoruz. Bunu üzerine tabii ki bu şu saksının altına e, büyük bir beyaz e, kağıt koyuyoruz ve bitkimizi de altında tabayla bu yükseklikte koyuyoruz. Zaman zaman bu alttaki spotlar olgunlaşıp dökülmeye başladığı zaman o altına sermiş olduğumuz işte bir kağıt, kağıt büyük bir e, genişlikte işte gazete kağıdı olur veyahut da buna benzer beyaz şeffaf bir kağıt olursa daha sizin için e, faydalı olur. Bunun üzerine dökülür ve oradan toplar. Bir müddet kuruttuktan sonra da bunların ekimlerini ekimini yaparsınız. Eğer ki hani burada e, çok değerli izleyicilerimiz ben kendi çabam, gayretimle ee, bir şeyler yapayım, üreteyim. Evet hazır da alabilirim, imkanlarım var diyor ama sonuçta da bu bitki nasıl ürüyor, nasıl çoğalıyor onu kendi elimle yapmak istiyorum diyor. Ee, bu tür e, bir spotla e, eğer ki aşk merdiveni tohumdan yetiştirmek istiyorsak bu şekilde tohumlarını alıyoruz ve ondan sonra da bu tohumları e, işte torf hazırladığımız yüzde elli toprak torf ve kumla karıştırıp bir harç yapıp bunun üzerinde ekim yapabiliyoruz ama bu spotları ektiğimiz zaman bunlar toz sahnesi gibi çok ince görünmez bir şekilde tohumlar. Bunları serpiştirip üzerine kesinlikle bir toprak ilave etmiyoruz. Bir cam parçasıyla veyahut da bir şeffaf naylonla kapatıp o ekmiş olduğumuz spotların nemli olmasına dikkat ediyoruz ve çıktıklarını da göreceksiniz. Diyorum